Bu akşam tekrar bir webinarda beraberiz. Öncelikle bize hoş geldiniz diyelim. Grupta da paylaştığı gibi Oğulcan'ın bu haftaki webinarımızın aslında geçen hafta yetişmeyen TL'deki, dolar TL'deki kur hareketlerin gerek borsaya gerek TL varlıklara yansımaları neler olabilir? Daha çok onları inceleyeceğiz. Öncelikle bununla ilgili geçen haftanın bir özetini yapalım kısaca isterseniz. Sterlin dolar paritesi dekor olsun diye önce şunu açalım isterseniz. Madem dolar TL'yi anlatıyoruz. Şimdi geçen haftanın özeti neydi? Geçen hafta da şu sert düşüş hareketinin olduğu gün içerisindeydik, Perşembe günü. İşte Bankalar Birliği BDDK 3 bankayı yasaklamıştı. Bir tarafı TL bacaklı olan döviz işlemlerinde yasak koymuştu. Sebebi de yükümlülüklerini yerine getirememesiydi. Yükümlülüklerini yerine getirmesinden kastımız neydi? İşte açılan dolar TL işlemlerinde TL yükümlülüklerini yerine getirememişti ve temerrüte düşmüştü. O gün de söylemiştik. Zaten bu temerrüt meselesi aslında sadece bizim değil, bu bankaların bu tür swap bacaklı işlemlerde özellikle swap oranlarında çok ciddi bozulmalar olduğu zaman, çok ciddi değişiklikler olduğu zaman zaman yaşanabilirdi. Bunlar çok abartılacak şeyler değildi aslında bakarsanız. Tabii biz de biraz belki bahane bulmak açısından biraz fazla abartıldı. Bu üç banka en nihayetinde yükümlülüklerini yanılmıyorsam dündü galiba yükümlülüklerini yerine getirdiği açıklanmıştı. O gün de söylemiştik. Bunların yükümlülüklerini yerine getirmekte bir problem yok. Çünkü en kötü ihtimalle pozisyon kapatmaya zorlanırlar. Pozisyonlarını kapattıklarında işte 2 günde takas süresi olduğuna göre en kötü ihtimalle 2 günün sonunda yani kendisi eğer piyasadan TL bulamıyorsa bu üç banka en kötü ihtimalle pozisyonunu kapatır. Pozisyonunu kapattıktan sonra da 2 gün sonra 2 gün daha temerrüt uzar. 2 gün sonra yerine getirmiş olur. Takas süresi 2 gün olduğu için. Muhtemel zaten bu düşüş hareketinin ana sebeplerinden birisi de oydu. Temerrüte düştükten sonra bu bankalar pozisyonunu kapattılar ve aşağı yönlü bir hareket geldi. O gün de söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Özellikle bu yasaklama meselesi, evet burada bir düşüş oldu. 7.26'yı gördü BDDK'nın kararıyla öyle ya da böyle, doğru ya da yanlış. TL'de aşağı yönlü bir hareket gördük ama işin aslında bu hareket TL'ye düşüşü kastetmiyorum. Yani bu tür yasaklamalar, bu tür cezalar sadece TL için değil, hangi ülke kurumda olursa olsun çok mantıklı, ileriye yönelik faydalı kararlar değil. Bu bir nevi özellikle swap anlaşmaları, daha doğrusu yurt dışı ile olan swap oranlarının çok ciddi şekilde kısılmış olması ileriye yönelik çok ciddi sıkıntı yaratacaktır. Yarattığını da görüyoruz. Sıkıntıların başında da zaten paramız. Hani konvertibilite ne demek? Konvertibilite, para yurt dışında dolaşacak, sizin paranız, TL'niz yurt dışında alınacak, satılacak. Nasıl alınacak, satılacak? İşte bu yolla alınacak, satılacak. Siz bunu oranları işte daha önce %10'du, ondan sonra banka öz varlığına göre %1'e çektiniz. Ondan sonra son durumda da %0,5'a çektiniz. Dolayısıyla gittikçe benim param daha az alınsın satılsın, daha az alınsın satılsın. Yani iş bu şekilde dönüşmeye başladı. Bunun sıfıra düşmesi mümkün mü? Elbette mümkün. Yani böyle bir karar alırsanız doğru mu? Değil. Sıfıra düştüğü zaman zaten paranız convertible olmaktan çıkar. İşin özü budur. Yani pratik manası, pratik karşılığı budur. Benim param convertible ama içeride banka, yerli bankalar, yurt dışı bankalara sıfıra düştüğü zaman söylüyorum. Yurt dışı bankalara TL tedarik edemez. Bu zaten nedir? Yani adam gelip de yurt içinden fiziki olarak döviz bürosundan TL'ye bozdurup cebinde TL ile çıkamayacağına göre benim param artık convertible değil demek manasına gelir. Bir manada bu olur. Şimdi TL'nin grafiğine baktığınızda bu teknik ayrıntı
demiştik. O gün de söylemiştik. Hızlı bir özet geçeriz diye düşünüyorum. Şöyle bir trend vardı. Bu trend kırıldı. Birkaç sefer yukarı aşağı kararsız bulunuyor bir trendti zaten. Bu trendin kırılması halinde aşağıda 6.90, 6.95 hedefleri olur. Zaten 6.95 önemli bir destek bölgesi. Yukarı çıkarken de 6.95-7 bölgesi, o küçük 5 kuruşluk bir band önemli bir direnç olarak çalışmıştı. Hatırlarsınız şu bölge. Şimdi de o bölgelere çok yaklaştık. Aşağıyı test edip edemeyeceğini yakın bir tarihte göreceğiz. Hedefin burası olduğu aşikar. Bundan sonra eğer burası kırılırsa aşağı yönlü gidebileceği son nokta, bana göre son nokta, buradan aşağısı artık yok. Bunun açıklaması, yani bunun bana göre bahanesi çok çok, ama hani sadece grafiksel olarak bile baktığınızda TL aşağı yönlü iki bandı bir kere, yanılmıyorsam bir kere kırdı. O da bu 2018 Ağustos'unda 7.20'yi gördükten sonra geri döndüğü zaman kırdı. Şimdiki yükseliş öyle bir yükseliş değil. Bunun altına inme şansı, bu 6.35-6.40 seviyelerinin altına inme şansı bence teknik olarak da grafiksel olarak da mümkün değil. Kaldı ki ondan önce şurayı test edip edemeyeceğimizi ve hatta bu bölgenin aşağısına inip inemeyeceğimizi bir görmemiz lazım. İnebilir miyiz? İşin gidişatı nasıl? Onu inceleyeceğiz. Şimdi bu arada geçen webinarımızda şöyle bir şey olmuştu. Tam o güne denk gelen bir yasak hikayesi olmuştu. Sonra sağ olsun BDDK başkanı biz yorumlara yönelik hani şey yorum yapılamaz şeklinde bir anlaşılmıştı. Açıkçası ben de öyle anlamıştım ama BDDK başkanı dedi ki yok biz onu kastetmedik. Yoruma dayalı şeyler değil kastettiğimiz, bizim bankalara yönelik, daha çok bankacılık hareketlerine yönelik kötü niyetli emirler koyulduğunu görüyoruz. O işi çok girmeyelim. Çok uzun bir hikaye. Kötü niyetli emir ne demek? Onu aşağı yukarı tahmin edersiniz. Yani işte bu bölgeden koyulan bir emir, yoğun bir emir almasın diye koyulan bir emir. Çok basit anlatıyorum yani, basit anlatmak için. İşte atıyorum 6.95'e geldiğinde aşağıdan pozisyonlar, bunu bankada yapabilir, büyük fonlar da yapabilir. Türkiye'de büyük fon olmadığı için bunun banka aracılığıyla yapılabileceğini düşünüyorlar. Aşağıdan long pozisyon taşıyordur. Firma ciddi emir koyar ve işte atıyorum örnek olarak söylüyorum bunları tamamen. 6.95'i kırmasın diye, 6.95 altına sarkmasın diye kendi pozisyonunu bozmaması açısından 6.95'te opsiyon piyasasına çok yoğun emir girer. Oraya girdiğinde tabii bu kadar yakın bölgeden giremez bu emri de. Girmesi akıllıca olmaz daha doğrusu. 6.95 civarına geldiğinde, yani bu pozisyonlarda opsiyon piyasası pozisyonları birçok kaynaktan görülebilir. Yani bizim görmemiz çok mümkün değil ama aracı kurumlar tarafından görülebilir. Opsiyon piyasasındaki emirlere göre de destek direnç bölgeleri de belirlenebilir. 6.95'e çok ciddi bir emir girdiğinizde burası sağlam bir destek bölgesidir diye peşinden emir sürüklemesi yapabilirsiniz. Ondan sonra 6.95'teki emiri, orada yeterince emir biriktiğini görünce, piyasa yapmayı düşünüyorsa manipülatif harekettir bu. Doğru, manipülatif harekettir. 6.95'teki kendi emrini siler, sürüklediği emirlerin devreye girmesini bekler. İşin özü budur. Bunun gibi birkaç madde vardı. O maddeye ilişkin olduğunu söylediler. Bugün açıkçası biraz daha rahatız o açıdan. Şimdi geçen hafta rezervlerden başlamıştık. Ya daha doğrusu rezervleri anlatmıştık. Bu mevzunun özünde de rezervler olduğunu söylemiştik. Hatırlarsanız brüt rezervlerin net rezervlere göre oranı bugün de öyle. Hatta geçen baktığımız Merkez Bankası'nın sitesini açalım. Bakın bugün de hala Şubat sonu, yani 28 Şubat'ta biten sürecin raporudur bu. Mart 2020 denmesine rağmen Mart'ta yazılmış bir rapor. Ama Şubat'ta kadar olan şeyi belirlemiş, durumu belirlemiş ve ona göre raporlandırmış. Bunun üstünden Mart ve Nisan geçti. Nisan ayının raporu
Mayıs ayının ilk haftalarında bugünlerde, belki hatta geçen hafta, bu hafta çıkmış olmalıydı. Olmadı. 2 ay geriden takip ediyoruz. Yani son 2 aylık güncelleme yok Merkez Bankası'nda. Şimdi hal böyle olunca tabii yani bunu sadece biz bakıp da söylemiyoruz. Yurt dışındaki büyük yatırımcı da söylüyor. Büyük yatırımcı yani milyar dolar seviyesinde eğer siz bir ülkeye yatırım yapacak kadar bir kurumsal yatırımcıysanız, ferdi yatırımcıysanız ya da hiç fark etmez. İlk bakacağınız şeylerden birisi Merkez Bankası'nın raporlarıdır. Yani o ülkenin Merkez Bankası, o ülkenin enflasyon raporu, o ülkenin döviz rezervleri, gidişatı, güveni, hukuk anlayışı nedir? Bunlara bakarsınız. Yani son 2 ayı göremediğiniz bir Merkez Bankası raporu eğer ekranda duruyorsa bu çok hoşa giden bir durum değildir açıkçası. Bunun üstüne herkes bir sürü şehir efsanesi yazabilir. Şu anda Merkez Bankası ona müsaade ediyor. Yani hani siz doğru raporu yazmıyorsanız birçok kişi yanlış rapor söyleyebilir. O zaman şunu diyemezsiniz. Yani hayır siz gerçekçi bilgi vermiyorsunuz diyemezsiniz. O zaman gerçeğini işin sahibinin vermesi lazım. Adama da söylerler. Yani nerede o zaman Mart ve Nisan raporu diye. Şu anda bunu göremiyoruz. Bu çok ciddi bir tedirginlik yaratıyor. Hep işte böyle Merkez Bankası'nın yaptığı hareketlerin, fiiliyatların şeffaf olması denilen özellikle son günlerde üstünde durulan durum budur. Şu anda Merkez Bankası'nın sitesinde 2 aylık durum değerlendirmesi, hani 2 aylık bilanço diyelim daha doğrusu, yani bilanço değil ama öyle gibi diyelim. Yani yok, yani bunun karşılığı yok şu anda sitede bulamıyorsunuz. Mart'ta ne olmuş, Nisan'da ne olmuş? Döviz rezervlerimiz nedir? Burada da zaten geçen hafta da konuşmuştuk. Burada da içerisinde döviz rezervlerinin içerisinde şu raporda brüt rezervi görüyorsunuz. Net rezerv yok. Mart'taki, Nisan'daki brüt de yok, net de yok. Hiçbir şey yok. Yani bunlar çok doğru yöntemler değil. Bunlar büyük yatırımcıların çok hoşlanmadığı şeyler. Böyle tavır takınıp ondan sonra işte büyük yatırımcı bulacağız falan demek çok akla yatkın işler değil. Bu açıdan biraz sıkıntılı bir durum var. Yani niye yazmıyor bilmiyorum. Bunun üstüne senaryo, ben tabii yazarım, 30 tane senaryo yazarım ama yok şu anda yazmak uygun değil yani o senaryo. Hani şimdi rezerv açısından saklamayı düşündüğüm bir şey mi var? Halka deklare etmek ya da kamuoyuna deklare etmekten korktuğum bir durum mu var diye sorarlar. En azından ilk akla gelen soru bu olur. Bu açıdan Merkez Bankası hızlı bir şekilde bu raporlarını tazelemeli, güncellemeli. Bana kalırsa öyle. Şimdi ekonomi yönetiminin son günlerde söylediği şey şu. Buna da değinelim. Bu da doğru değil. Son derece yanlış bilgiler düşüyor. Yani yönetim sahibi insanlardan da yanlış bilgiler düşüyor. Bu çok yanlış. Yani hani yanlışın üstüne bir yanlış. Çok yanlış. İşte geçenlerde bir ekonomi editörü, sözde ekonomi editörü. Ya benim maksadım burada siyaset yapmak falan değil. Tam ekonominin üstüne konuşuyoruz. Yani doğruları konuşmak lazım. Şu manada koskoca ulusal kanallarda ekonomi yazarıyım diye çıkan bir adam Merkez Bankası'nın daha doğrusu kamu varlıklarının kamu kurumlarının diyelim kamu kurumlarının bu seneki döviz yükümlülükleri yıl sonuna kadar olan döviz yükümlülükleri 4 milyar dolar diyor. Yani öbürlerini bilmem ama adam benim gözümün içine baka baka söylüyor. Nasıl 4 milyar? İşte Merkez Bankası'nın sitesi burada ne diyor? Finansal türev işlemlerden sadece kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 30,9 milyar ABD dolar olup söz konusu tutarın 16,3 milyar ABD doları bir ay vadeli. Ya bırakın yıl sonuna kadar 16,3 milyar doları bu Şubat sonuna kadar olan durumda. Yani bunu zaten büyük ihtimalle geçen hafta da söylemiştim. Rol yaptılar bunu yani tazelediler. Hani tazelemese bunu ödediyse bile hani ödediyseden kastım bu yükümlülüğü yerine getirdiyse bile 16 milyar dolar 30 milyar dolardan 16 milyar doları düşün 14 milyar dolarlık hala sadece Merkez Bankası'nın döviz yükümlülüğü var. Yani daha henüz yerine getirilmemiş. Sadece bu Merkez Bankası'nın kamu borcu değil yani bununla ilgili rakamlar 4 milyar dolar ne? Uygun bir zamanda gel ben ödeyeyim yani hani o durumdayız.
Anlatabildim mi? 4 milyar dolar ülkenin 4 milyar dolar döviz yükümlülüğü var demek son derece abes de iştigal bir mevzu ama şey değil. Doğru değil yani bu tür alenen yalan söylemek doğru değil. Bu arada soruları şimdiden alalım arkadaşlar. Onu tekrar hatırlatalım. Geçen sefer böyle çok yetişemedik. Bu sefer daha vakitlice, daha derli toplu yapalım. Size de şey olmasın, ayıp olmasın. Ben biraz kaptırdığımı fazla gidiyorum herhalde. Öyle yapmayalım. Ben vakitlice sorulara geçeyim. Soruları şimdiden alırsak daha doğru bir planlama içerisinde ilerleriz. Neyse. Başkaca söylenen bir şey daha var. O da doğru değil. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri yeterli. Hayır, yeterli değil. Değil. Yani bunu yeterli demekle yeterli olmaz. Yeterli olmadığını ekrandan görüyoruz. Yani burada Merkez Bankası'nın kendi bilançosu ne diyor? 92,1 milyar dolar brüt rezervim var. Ne zaman? 28 Şubat'ın sonuna kadar. Peki şey ne abicim öbür taraftan? Mevduat ne? Bunun içerisinde ne var? Mevduatlardan artan var. Banka kredi kullanamadıysa elindeki döviz rezervinin bir kısmını Merkez Bankası'na koymuş olabilir ama onun dışında bir kere en azından şu kesim var. Yani zorunlu karşılık denen bir şey var. Merkez Bankası'na BDDK'nın bankacılık piyasası için koyduğunuz bir kural var. Yani bunun içerisinde ne diyor? Zorunlu karşılıklar. İşte bakalım kanun maddesinden okuyoruz. Vadesine göre değişiyor. TL için 11,25 ile %5 arasında değişir. Niye? Yani işte bunun büyük kısmı 11,25'tir zaten TL için. Şu büyük kısmından kastımız 1 yıl vadeli, vadesiz ya da 1 yıl vadeli mevduatlara kadar 11,25 ödenir. 3 yıl vadeli ve üstündeki mevduatlara da %5 daha doğrusu ödenir demeyelim de %5 karşılık tekabül eder diye söyleyelim. Döviz içinse 1 yıl vadeli ya da vadesizi seçenekleri içerisinde 1 yıla kadar olanlarda %12, 3 yıl vadeli ve üstünde de %6 zorunlu karşılık Merkez Bankası'na yatırmak zorunda. Burada da büyük kısmı %12'dir zorunlu karşılığı. Yani 3 yıl vadeli ve üstünde mevduat genelde özellikle Türk piyasasında çok fazla bulunur, rastlanır bir şey değil. Hani 1-2 puan belki ortalamayı düşürebilir ufak tefek böyle yatırımlar, uzun vadeli yatırımlar varsa ama en nihayetinde %10'un üstünde bir kısmı zaten şeydir. Yani döviz mevduatlarında 200 milyar doların üstünde olduğunu biliyoruz. Bunun karşılığında zaten oradan gelen net 20-25 milyar dolar kadar zaten bir zorunlu karşılık var. Yani bu zorunlu karşılık sizin olmayan para demektir. Üstüne üstlük kullandırılan döviz kredileri son zamanlarda çok küçüldüğü için 200 milyar doların o değerleri göremiyoruz tabii burada net rezervi görmediğimiz için sadece fikir yürütüyoruz. Neyse çok uzatmayalım. Yani bu rezervin Merkez Bankası'nın kendi malı olmadığını biliyoruz en azından. Bunu söylemek lazım. 2020'nin 28 Şubat'ına kadar olduğunu bildiğimiz bu raporların bir başka ve ana söyleme daha değinip ondan sonra bu konuyu geçelim. Bütün dünya sarsılırken koronavirüsten Merkez Bankası'ndaki döviz rezervinin kısmi erimesi, kamu maliyesinin kısmen zafiyete düşmesi, zayıflaması diyelim, zafiyete düşmesi demeyelim de kısmen zayıflaması normaldir. Hayır, normal değildir. Şunun için normal değildir. Buradaki rakamlar maalesef koronavirüs hikayesinin, salgınının başladığı zamana yani esas yarayı verdiği döneme ait değil. Yani biz 28 Şubat'a kadar koronavirüsün salgınının nasıl bir zararını gördük ki? Yoktu ki. Zaten bizde ben tam tarihini hatırlamıyorum ama ilk vaka bizde 11 Mart'ta mı 12 Mart'ta mı ne çıktı? Yani hadi ondan önce de bir hafta 10 gün önce de tedirginliği başlamış olsun. Ama o dönemde şey olmadı.
Yani henüz bu hikaye şey olmamıştı, gündeme gelmemişti. Arkadaşlar bir saniyenizi rica edeceğim sadece, kusura bakmayın. Ya tekrar özür diliyorum. Evin içi savaş alanı gibi oldu herhalde, sesler gelmiştir size. Küçük çocukları çıkartmayınca devlet bu tür sıkıntılarda yaşıyoruz, tekrar özür dilerim. Devam edelim. Evet, şimdi burada bir başka sıkıntılar var rezervler üstünde. Son bir şeyi daha söyleyeyim. Buradaki rezervler üstündeki tek etkinin, tek olumsuz etkinin kamu maliyesinin döviz cinsinden ödemeleri olduğu söyleniyor. Bu asla doğru değil. Özel şirketlerin döviz cinsinden ödemeleri direkt en az kamu maliyesi kadar önemlidir. Çünkü A Holding'in yurt dışına 150 milyon dolar ithalattan doğan bir ödemesi varsa nereden bulacak bunu? Yani gidip herhalde Yunanistan'dan almayacak dövizini. Gidip kendi bankasından alacak. Muhtemelen almış koymuştur, zaten kendi mevduatındadır. Ya da değilse bir de bunun TL karşılığı vardır. Ya da kredi kullanacak, TL karşılığını alacak. TL karşılığıyla döviz alacak ve o dövizle de yurt dışındaki ödemesini yapacak. Yani bunlar direkt bu rezerv içerisinden düşen miktarlar. Arkadaşlar ses kesik mi geliyor? Böyle bir mesaj gelmiş ama sanıyorum Fatma'nın sizin şeyle ilgili. Diğer arkadaşlar da şey yapabilirse normal, evet. Normal. Sizle ilgili sanıyorum Fatma Hanım. Yani genel olarak bir sorun yok sesle ilgili. Evet, seri halde ses güzel diyor. Teşekkür ediyoruz. Program. Evet, müstakil bir program o. Sizle ilgili, sizin herhalde şeyle internet bağlantısıyla ilgili problemimiz olabilir belki. Bilemiyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık? Dediğim gibi kamu maliyesi değil bu rezervlerin azalmasına sebep sadece. Özel sektörün dış borç ödemeleri, dış borç yükümlülükleri de direkt doğrudan orantılıdır. Çünkü hep bu paranın içinde. Ya bu para zaten şey paradır. Yani hani kredileri saymadığınız zaman işte Türkiye'de olan para bu arkadaş. Yani ya ufak tefek hatalar olabilir. Beşin onun şeyi olmaz, lafı olmaz aramızda gibi bir şeyle. 3'ün 5'in sorunu olmaz. En nihayetinde kimse cebinde 1 milyon dolarla dolaşmadığına göre, ha piyasada bulunmayan yastık altı, kiralık kasada, orada burada para varsa onu bilmem, o başka bir mevzu. Ama o atıl para piyasada, aktif piyasanın içerisindeki, aktif ekonominin içerisinde olmayan paranın zaten kimseye bir hayrı yoktur. Yani o para zaten ölü paradır. Onu yani işte 92 milyar dolar Merkez Bankası'nda döviz rezervimiz var ama bizim 100 milyar dolar da yastık altında paramız var. Ya hiçbir faydası yok ki. Ya onun hiçbir faydası yok. Hiç hesaba katmanıza bile gerek yok dolayısıyla onu. Onun bir faydası da yok. En nihayetinde bizim memleket olarak elimizdeki para 3 aşağı 5 yukarı budur. Ne yapacaksak bu dövizde yapacağız. Üstelik bu dövizin tek sahibi, hatta sahibi de Merkez Bankası değil. Dolayısıyla kamu maliyesi değil. Yani devlet değil bu sahibi, bu paranın sahibi. Kim? İşte sen, ben, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Yani döviz mevduatı olan kimse öyle. Çünkü buradan çıkardığımız sonuç, Merkez Bankası kendisi net olarak yazmadığına göre sadece biz sonuç, kabataslak sonuç çıkartabileceğiz. Buradan çıkardığımız sonuç şu ki Merkez Bankası'nın elinde net rezerv diye bir şey yok bugünlerde. Öyle görüyoruz, öyle anlıyoruz. Meselenin özü budur. Dediğim gibi buradaki bozulma virüs salgını ile ilgili falan da olamaz. Merkez Bankası'nın raporlarında görünen o ki 28 Şubat'a kadar olan raporlar içerisinde zaten daha ilerisini görmüyoruz. Herhangi bir şey etkisi yoktu. Virüs etkisi yoktu. Bu birçok sıkıntı yaşandı. Tabii birçok yanlış yapıldı ekonomi yönetiminde. Hala da bu yanlış yapılıyor. Bu yanlışlardan en büyüklerinden birisi, geçen hafta da kabaca değinmiştik, şimdi de söyleyelim. En temel yanlışlardan birisi, tabii yani eksik yapılan
ülke ekonomisinin makro dengeleri açısından söylemiyorum. Makro dengelerde çok büyük problemler var. Yani üretim yapmıyorsanız zaten zengin bir ülke haline hiçbir zaman gelemezsiniz. Bu tür ekonomik tedbirlerle, finansal tekniklerle, mikro ekonomiyle falan bu iş olmaz. Yani esas önemli olan şey para kazanmaktır. Bir ülkenin para kazanması. Nasıl üretirsiniz? Nasıl kazanırsınız? İhracat yaparsınız, para kazanırsınız. Bu iş bu kadar basit. Ama böyle arada bir ufak tefek bıçak sırtı dengesizlik varsa bunu da ekonomik ve finansal tedbirlerle dengelemeye çalışırsınız. Biz bunun tam tersini yaptık. Yanlış yaptık. Niye yaptık? Faizler sizin enflasyonunuz devletin rakamlarına göre 10,5'sa, faiziniz 9'sa -1,5 faize kimse getirip para yatırmaz abi. Yani net faiz, -1,5 net faizle kimseden para bulamazsınız. Kimseyle swap anlaşması yapamazsınız. Kimse size yatırımcı olarak gelmez. İşin özü bu. Yani bunun dışında bir sürü daha etken var. Bunlardan en önemlilerden birisi de hukuksal güven. Hukuksal güven Türkiye'de ne kadar işliyor tartışılır. Yani sana göre doğru işliyordur, bana göre eğri işliyordur. Ama sana göre bana göresinden ziyade yurt dışındaki yatırımcının bunu güvenli görmesi önemli. Burada da çok ciddi eksiklikler var. Bu eksiklikleri üst üste koyduğunuzda arada sıkıntı çıkıyor tabii. Yani şu anda bir sürü alternatif varken gelişmekte olan ülkelerin değerlendirebileceği bu kadar büyük para bolluğu varken bu kadar büyük para bolluğunun içerisinde ciddi miktarda döviz likiditesi sıkıntısı yaşıyorsunuz. İşte bunların sebepleri bu. Yani adam size güvenmezse parasını vermez. Ama borç olarak, ama kredi olarak, ama swap olarak, ama o, ama bu hiç. Yani ismini ne söylerseniz söyleyin. Adam en nihayetinde size emanet para veriyor. Bu emanet parasını verdiğinde aynı sağlamlıkla, aynı şeyde geri almayı bekler. Bundan tereddüt ediyorsa çoğu kişi vermekten vazgeçer. Bulabileceğiniz yerler yok mudur? Bütün kapılar kapalı mıdır? Hayır, değil. Elbette bulabileceğiniz yerler var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün istesin 50 milyar dolar parayı bulur. Ben buna inanıyorum. Ya benim inanmam değil yani bir şey olsun diye söylemiyorum buna. Herkes de söylüyor buna. 50 milyar doları da bulur, 100 milyar doları da bulur, 150 milyar doları da bulur. Nasıl bulur? Eurobond satarsınız bulursunuz. Son günlerde konuşulan hikaye o zaten. Yani şeyde ulusal kanallarda da konuşan yorumcu arkadaşlar son günlerde muhtemelen bu bilmiyorum da bu benim fikrim içeriden bir takım haberler alıyorlar. O haberlere istinaden Eurobond'lar konuşulmaya başladı. Eurobond biliyorsunuz şey değil yani Euro ile bir ilgisi yok bunun mevzu şey döviz cinsinden tahvil satmak. Yani faizini döviz cinsinden borçlanıyorsunuz. Yani 100 milyar doları bulabilir Merkez Bankası. Nasıl bu? Eurobond satar, döviz cinsinden borçlanır. Ama 100 kişi para sağlayan örnek olsun diye söylüyorum. Dünya piyasasında 100 kişi olduğunu kabul edin. Bu 100 kişinin 50 kişisi vermiyorsa size faiziniz olağandan biraz yüksek olur. 70 kişisi vermiyorsa daha yüksek olur. 90 kişisi vermiyorsa, 10 kişisi veriyorsa faiziniz çok yüksek olur. Şimdi sizin CDS'leriniz ülke olarak 640-650'leri gördüyse bugün herhalde 640 mıydı? Yani son durumu hatırlamıyorum ama o civarda 650-640 civarında geziyor CDS. CDS zaten 650 civarında gezen yani uluslararası borç alacak meselesinin ülkeler açısından sigorta primidir CDS. 650 ise zaten yıllık 6,5 eklendi demektir yani sizin para maliyetinize. 1-1,5'da atıyorum döviz cinsinden para buluyorsanız 1-1,5'da zaten doların stabil faizi. Yani hani CDS'leri iyi olan, güvenirliği iyi olan, kredibilitesi iyi olan ülkelerde 1-1,5, 2 belki. Ekleyin 6,5'a. Ya aradaki farkınız 6,5. Şimdi adam %1 ile 1,5 ile 2 ile kredi kullanıyorsa bir başka ülke atıyorum Hollanda, atıyorum işte İngiltere'nin kredi ihtiyacı var mıdır bilmem de neyse. Yani o 1,5 ile 2 ile kullanırken siz üstüne 6,5 ekliyorsunuz. Yani onun borçlanma oranının, borçlanma faiz oranının üstüne onun 4 katı kadar bir ilave ediyorsunuz. Hani bu her şeyi bırakın para maliyetinin ne olduğunu, ne kadar olduğunu. Hani ülke içerisindeki
Bunu krediye, piyasaya döndürdüğünüzü düşündüğünüz zaman uluslararası piyasada rekabetçi koşullarınızı kaybedersiniz zaten. Bunlar çok ciddi sıkıntılardır. Şu anda geldiğimiz noktada görünen o ki en ciddi alternatiflerinden birisi de Merkez Bankası'nın ya da ekonomi yöneticilerinin zaten başka bir alternatif neredeyse kalmadı gibi görünüyor. Hani Amerika ve Avrupa tarafında Türkiye'nin kabul etmeyeceğini düşündüğümüz başkaca siyasi şartlar öne sürüldüğü için o taraf çok şu anda olabilirmiş gibi görünmüyor açıkçası. Dolayısıyla yapılacak şey Eurobond tahvili gibi görünüyor. İlerleyen günlerde bunu göreceğiz ama Eurobond tahvilinin hani geçen hafta hatırlarsanız şu grafikte demiştim ya hani Fed ile konuşulan 60 milyar dolarlık bir dedikodu niteliğinde bile olsa bir anlaşma var. Bu anlaşma eğer sağlanırsa öyle ya da böyle bu şu bölge kırılabilir diye bu bölgenin kırılması o koşullarda söylemiştim ama bakın. Yani bu Eurobond satışıyla bu bölgeyi kırmak çok kolay değil. Yani aşağı yönlü hareketin de çok devam ettirmesi mümkün değil. Çünkü dediğim gibi Eurobond eğer satarsanız maliyetleriniz çok yüksek olur. Bunun bir de şu anki CDS'ler çok yüksek olduğu için kısa vadeli satmak zorunda. Yani kısa süreli mantık şu olmalı. Öyle yapılmazsa zaten külliyen yanlış olur. Kısa süreli 6 aylık ya da 1 yıllık işte atıyorum. 1 yıllık en fazla hani ekstra bir 6,5 faiz ödeyeceğiz ya CDS'lerden kaynaklı. Kısa süreli ödeyelim sonra tekrar bunu roll yaparız. Yani tahvil zamanı geldiğinde tekrar yenileriz. O zaman da hiç olmazsa 200, 300, 350'lere düşmüş olur. Bizim normal seyrettiğimiz CDS primlerimiz bu civarda olduğu için yıllık %3, 3,5 falan kazanırsa hesabı yapılabilir. Öyle yapılması daha doğru. Kısa ama burada da kısa süreli olduğu için piyasa çalkantısının devam etmesi muhtemel olur. Yani kısa süreli borçlanmakla uzun süreli borçlanmak arasında güven açısından çok ciddi bir fark vardır. Bunda dezavantajını yaşarsınız. Rezervler açısından böyle. Geçen sefer borsaya girememiştik. Oraya vakit kalsın diye biraz hızlı geçeceğim. Bir önemli konu daha var. Dolar TL'deki hareketin yansımalarından. Şimdi bir de son dündü galiba. Dün de haber olarak düştü. Kamu bankaları, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası toplam 21 milyarlık sermaye artışına gidiyor. Tasarruf, pardon, Türkiye Varlık Fonu Vakıfbank'a sermaye koyarak ortak olacak. Bunlar şey teferruatlar, o önemli değil. Önemli olan niye böyle bir şeye gidiyor, sermaye artışına gidiyor. Bunun bence işte birçok yorumcu arkadaş konuşuyor. En önemli sebeplerinden birisi elbette o. Son zamanlarda dağıtılan krediler, destekleme paketleri falan deniyor ama işin özünde kredi yani. Bir şeyle faiz de veriyorsunuz. Hibe etmiyorsunuz yani insanlara. Bu salgınla ilgili de olsa öyle yapılmadı zaten. Bu destek denilen şeylerin hepsi kredi, bir paket krediydi. Diğer ülkeler böyle yapmadı. Bizim ülkemizde böyle yapıldı maalesef. 200 milyar TL diye açıklanmıştı. 200 milyar TL'nin çok ciddi bir kısmı verilen kredi. Krediyi kim alır? Kredibilitesi olan adam alır. Peki kredibilitesi son anda bozulmuşsa, adam hiçbir zaman kredi almaya yanaşmamışsa yok mu öyle esnaflar? Var. Zaten hani son anda bozulmuş olması önemli değil. Zaten ekonomik, özellikle böyle bir dönemde ekonomik yapısal bozukluğa girmeyen birisi neden kredi alsın ki? İşini büyütmek için, yatırım yapmak için, fabrika yapmak için herhalde kimse kredi almıyordur şu dönemde. Yani alıyorsa bile çok az insan alıyordur. Onun dışında millet işte kirasını ödeyemediği için, borcunu ödeyemediği için, maaşlarını ödeyemediği için alıyordur. Bu da zaten bir ekonomik bozulmanın sebebidir. Ciddi manada bozulduysa adamın ekonomik yapısı, kredi vermiyorsunuz zaten. Yani banka, kamu bankası da olsa, özel banka da olsa vermiyor. Yani şimdi ben yaptım, gel bunu al demek de olmuyor. Burada da adamın kredibilitesinin güçlü olması lazım. Bu yoksa bunu yapamıyorsunuz. Neyse, o mevzu değil şey.
Konumuz 21 milyarlık sermaye artışının sebebiyle işte ciddi miktarda kredi, tabii özel bankalar bu işten biraz uzak durmaya çalıştığı için kamu bankaları çok ciddi şekilde burada rol üstlendi. Son zamanlarda, uzun zamandır zaten kamu bankaları aracılığıyla ciddi miktarda kredi dağıtılıyordu. Veriyor. Doğrudur. Yani gerektiğinde dağıtacaksınız tabii. Devletin bir işi de vatandaşını yeri geldiğinde fonlamak, sübvanse etmektir. Bunları yaptı kamu bankaları. Doğru da bir iş yaptılar. Ben yanlış diye söylemiyorum. Ama bunları yaparken tabii Türkiye'deki bankacılık yasaları karşılığında bir şey var. Yani öz varlıklarınız, hatta sermaye yapınız dağıttığınız krediyle belli bir oranda gelişmeli. Kamu bankalarında bu tür bir eksik kalmıştı. Birinci sebebi bu. Ama sanki bir de şöyle bir sebep var. Bu benim fikrim. Çok konuşulan ve dillendirilen bir şey değil. Bana biraz da şöyle geliyor açıkçası. Sermaye artışının şöyle bir faydası olacak. Bir taraftan. Bu düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu onu bilmiyorum ama düşünülmüyorsa bile böyle bir faydası olacak. Sermaye yapısı güçlü. Üç tane bankanız oluşursa elinizde. Şu anda da öyle olduğu söylenebilir. Şu anda çok zayıf değil sermaye yapısı olarak. En nihayet bunlar devlet bankasıdır. Ama defter değerleri üstünde sermaye yapısı çok güçlü olan 3 tane elinizde banka olursa, bu bankaların Merkez Bankası aracılığıyla olmasa bile yurt dışından kendi sektörel olarak sendikasyon kredileri bulmaları çok daha kolay olur. Yani evin reisi kredi alamıyorsa, kredi bulmakta zorlanıyorsa, evin oğluna, kızına, çocuğuna kredi buldurtuyor. Yani hani sizin kredibiliteniz bozuk ama oğlunuzun kredibilitesi iyi. O gidiyor kredi kullanıyor gibi. Anlatabildim mi? Yani adam cebindeki parayı çıkartıyor, oğluna veriyor. Al, daha güçlü olsan, daha güçlü görün, daha ciddi paralar bul diyor. Yani biraz benzetmekse böyle bir benzetme çok da yanlış olmaz. Üç tane bankanızı güçlü kılarsanız, daha da güçlendirirseniz sendikasyon kredileri açısından çok avantajlı bir hale getirebilirsiniz. Bunlar doğru hamlelerdir. Bu açıdan aslında bir sakıncası yok bu işi yapmanın, ama burada şöyle bir, eğer bu işler bu şekilde planlanıp yapılmışsa bir tek şöyle bir dezavantaj olur. Sendikasyon kredisi dediğiniz kredi bir banka için çok ciddi miktarda bir kredi olabilir ama bir ülke için, yani hani Vakıf Banka, Halk Banka ya da Ziraat Bankası'na sendikasyon kredisiyle bulacağınız paranın Türkiye'ye bir hayrı olmaz. Niye? Ya bir banka bulsa ne kadar sendikasyon kredisi? Yani bizim ülkemizdeki, bizim şartlarımızda bir banka bulsun, hadi 1 milyar dolar sendikasyon kredisi bulsun. O bile zor da, ya hadi abartalım 2 milyar dolar bulsun. Hadi çok iyimser düşünelim. Böyle bir ekonomik yeterliliği olmadığı için mümkün değil ama 5 milyar dolar bulsun. 5 milyar dolar sendikasyon kredisi alıp da kamu maliyesini fonlamak ya da devleti fonlamak Türkiye'de, ya 5 milyar dolarlık bir para, 5 milyar dolarlık bir kaynak devede kulak, yani onun için çok ciddi bir şey olmaz. Ha, ama yani denizde bir kum tanesi midir? Evet, yani Türkiye'ye gelen her paranın ciddi bir faydası olur. Bir de özellikle uygun koşullarda, uygun faiz koşullarında buluyorsanız bunun da bir zararı yok. Yani çok yeterli değildir ama katkıdır meselesi düşünüyorsa ona da diyecek bir şeyimiz yok. Devam eden süreçte kur hareketleri ne yapabilir? Onu kısaca söyledik. Çok kısaca yine netleştirelim ve ondan sonra borsa bağlantısına geçelim. Şimdi dediğim gibi bu şu destek bölgesini 6.95 bölgesindeki destek bölgesini aşağı yönünün kırılıp kırılmaması bence bu saatten sonra artık tamamen borçlanma, swap anlaşması, adı her ne olursa olsun ülkeye girecek taze parayla ilgili olacaktır. Ülkeye girecek taze para açısından çok ciddi iyimser bir haber gelmezse buradan aşağıdaki hareketler tamamen geçici olacaktır diye düşünüyorum. Buranın altına sarkmalar olabilir ama bu hareketler kalıcı olacağını sanmıyorum. Ha, çok ciddi bir anlaşma yapılırsa,
Bunun için bu kredi de olabilir. Swap anlaşması da olabilir ama swap anlaşmasının çok olabilirliği çok görünmüyor açıkçası. Bu sayede bu kanalın aşağı kırılması beklenebilir. Bu tamamen dediğim gibi yapılacak bir iyimser anlaşmayla olabilir. Taze para anlaşmasıyla olabilir. Onun dışında bu bandın aşağı yönlü kırılmasını gerektirecek ve aşağıda kalıcılık sağlayabilecek. Hatta trendin aşağı yönlü döndüğünü hissettirecek bir sebep olduğunu, olabileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Yanılıyor olabilirim ama benim fikrim bu 6.95'in kırılması için, aşağı yönlü kırılması için çok ciddi bir bağlantı, iyimser bir bağlantı olmalı ki bu bağlantı da öyle 1-2 milyar dolarlık bir bağlantı olmamalı. Ha bu şimdi genel olarak borsaya geçersek şimdi borsaya yansımalarından önce bir önce bahsettiğimiz şeye bakalım. Bu kamu bankalarının sermayesini güçlendirilerek en nihayetinde bu da borsanın bir konusu. Sermayesinin güçlendirilmesi neticesinde ne beklenirdi? Yani 21 milyar lira 3 bankanın sermayesi güçlendiriliyorsa çok doğal olarak bunların banka endeksinde yani daha doğrusu borsadaki hisselerinde ciddi miktarda yukarı yönlü bir atak olması lazımdı. Halbuki öyle olmadığını görüyoruz. İşte bu Halk Bankası'nın grafiği, Halk Bankası'nın evet günlük grafiği işte bugün içerisinde yaptığı hareket şundan ibaret. Gün içi minimum değeri 5.33, 5.35 civarında. Maksimum değeri de 5.45. Yani dünkü ve önceki günkü hareketlerinden gördüğü seviyelerden çok farklı bir seviye değil. İyimser olarak yukarı yönlü çok ciddi şekilde bir atak yapamamasının sebebi de aynı şey Vakıflar Bankası için de geçerli. Vakıflar Bankası'nın günlük grafiği bu. İşte bu Halk Bankası'na göre belki biraz daha şey, en azından bir yükseliş mumu. Öbürü de zaten yükseliş mumu olmasa da bir gepli açılıştan sonra düşüş mumu yaratmış. Fark etmez aynı şeyler. Çok küçük bir yükseliş mumu bu. Yani çok farklı değil, çok büyük bir iyimserlik piyasada iyimserlik yaratmadı. Yaratabilir miydi? Yaratabilirdi ama şartların böyle olmaması lazımdı. Neden iyimserlik yaratmadı? Şu çok basit. Şunun için yani iki sebepten dolayı. Birincisi zaten bu hani mevcut oluşmakta olan zaten bankacılık endeksinde bir takım zayıflamalar, ciddi zayıflamalar vardı. Onun geç kalmış bir belki tedbiriydi. Yani bir açık kapatmaydı. Bir ilave avantaj yaratmak yerine bir açık kapatma diye yorumladı piyasa. İkinci ana sebeplerinden birisi de şu anda piyasayı bu kadar domine edebilecek bir para sadece yabancı yatırımcı da var. Yerli yatırımcı da böyle özellikle sektörün, bankacılık sektörünün bugünlerde olumsuz bir havayla hareket ettiğini borsada düşünürsek bunu domine edebilecek para sadece yurt dışından gelecek parayla olabilir. Yabancı yatırımcı da olabilir. Yabancı yatırımcı da bugünlerde pek hisse almaya ya da Türkiye'de yatırım yapmaya yanaşmıyor. Her gün görülen raporlarda yurt dışına çıkış olduğu, aksine çıkış olduğu görünüyor. Bu sebepten dolayı çok istenilen, beklenilen hareketleri yapamadı. Bir de şöyle çok ciddi bir sıkıntı var tabii. Sadece kamu bankalarıyla ilişkili değil bu. Türkiye'deki zaman zaman işte hani şey vardır ya kızına kızıp gelinini azarlayan şeyler vardı. Burada da biraz bankaların üstüne çok son zamanlarda en büyük handikap oydu zaten. Bankacılık endeksinin düşmesindeki sebep. Özel bankalara özellikle çok fazla yüklenildi. İşte niye yeterli kredi vermiyorsunuz, niye şunu yapmıyorsunuz, niye bunu yapmıyorsunuz falan diye. Yani şimdi BDDK gibi bir kurum var. Bu zaten kuralları koyulmuş bir oyun. Ve bu oyunun içerisinde bu kurallara razı olup gelip oynamak isteyen oyuncular var. Yani özel bankalar var. Şimdi bu kuralları yolda değiştirmeye kalkarsanız elbette zamana göre bu kurallar değiştirilir ama böyle her gün değiştirilmez. Yani
bir de ben yapamadım, ben beceremedim ama sen becermelisin gibi bir şey yüklenmez. Yani şimdi özel banka dediğimiz adam amme hizmeti olsun diye kurmamış. Yani bu sıkıntılı dönemde özel bankaları yanımızda görmek isteriz. Evet, görmek isteriz. Ama onun tercihi, yani müşteri şöyle yapar. Yani hani benim bankam bana bugünlerde destek vermediyse ben iyi günlerde de o bankayla çalışmamayı tercih ederim. Yani hani bu ilerleyen günlerde zaten bir müşteri kaybına sebep olur. Sadık müşteri o zaman kamu bankalarına geçer ve bu şekilde de eğlenir zaten. Yok işte siz mevcut varlığınızın şu kadarı kadar daha arttırmalısınız, kredi vermelisiniz. Kime verecek arkadaş yani? Kime verecek? Batsın diye kredi mi verecek? Adam zaten krediden para kazanıyor. Para kazanmak istemez mi yani bir özel banka? Niye vermesin ki? Cebinde duran paranın yani %9, %8, %7 bile olsa faiz vererek topladığı parayı piyasaya para kazanmadan üstelik içeride cebinde durduğu müddetçe her geçen gün kronometrenin çalıştığı bir durumda neden vermek istemesin ki? Yani vermek istememesinin tek sebebi olabilir. Gidişatı doğru görmediği için, sıkıntılı gördüğü için olabilir. Yani burada devreye girmesi gereken şey dünyanın hiçbir yerinde de böyle değildir. Yani direkt fonlama gereken bir durum varsa, sübvanse edilmesi gereken bir sektör varsa, aha, ya geçici olarak ya kalıcı olarak, mesela çiftçilik öyledir. Kalıcı olarak fonlanması gereken bir sektördür. Bunu kamu maliyesi fonlar. Yani kamu fonlar dünyanın her yerinde de böyledir. Tarımın en iyi olduğu ülkelerde bile öyledir. Çünkü çiftçilik reel olarak dünyanın hiçbir yerinde para kazanmaz demir yolları gibi. Yani kazanmaz aslında bakarsan. Yani İspanya çiftçisi, İtalya çiftçisi, Amerika çiftçisi, Kanada çiftçisi para kazanıyorsa kendi maharetlerinden, kendi kabiliyetlerinden dolayı değil. Devlet bunu mazot teşviki, işte yakıt teşviki verir, gübre teşviki verir, işte hayvan yetiştiriciliğinde hayvan teşviki verir de verir. Yani o sayede para kazanır çiftçi. Yoksa yani işte Türkiye şartlarında 300 bin liraya traktör alacaksınız da 10 dönüm yer ekeceksiniz. Oradan çıkan parayla da bu traktörün kredi taksitini ödeyeceksiniz. Yok öyle bir şey ya. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya olmadığı için bizim çiftçimizin neredeyse tamamına yakını borç yükü altında eziliyor. Şimdi Türkiye'deki durum budur. Yani 10 dönümü olan bir çiftçi de gidip ya da fark etmez 50 dönüm olsun. Gidip 300 bin liralık traktörü almasın arkadaş denilebilir. Bu da bir başka mantıktır. Onun da tedbirine olacak devlettir. Neyse konumuz o değil. Geçelim. Ama böyle olmalı. Yani hani ortada şimdiki gibi geçici olarak ya da daimi olarak bir sübvansiyon gerekirse bunu devlet yapmalıdır. Özel sektöre dönüp de siz bu işi yapmıyorsunuz arkadaş. Size şöyle yükümlülük arttırdım, böyle yükümlülük getirdim. Gözüm üzerinizde falan gibi tehdit ederseniz yurt dışına para çıkışını da hızlandırırsınız. Bankacılık sektörü önemli bir sektördür. Kim ne derse desin önemli bir sektördür. Bu sektörde işlem yapmıyorsanız bir de bir kriter olarak önemli bir sektördür. Yani FX piyasasında nasıl ki dolar endeksi bir kriterdir. Ben hatırlamıyorum. Yaptıysam da hatırlamıyorum. Dolar endeksi üstünden herhangi bir Forex piyasasında işlem yaptığımı hatırlamıyorum. Yaptıysam da demek ki çok küçük bir iki tane yapmışım demek ki. Ama her zaman dolar endeksini takip ederiz. Her zaman 10 yıllık ABD tahvillerini takip ederiz, değil mi? Yani böyle bir şeydir bir ülkenin bankacılık sektörü. Bankacılık sektöründen herhangi bir hisse alıp satmanıza gerek yok. Bir ülkenin ekonomisini geçici ya da uzun süreli değerlendirmenin en önemli göstergelerinden birisidir. Bankacılık sektörünün nereye gittiği, bankacılık endeksinin son günlerde grafiğinin ne yönde olduğu çok önemlidir. Herkes için önemlidir. Büyük yatırımcı için önemlidir. Bunları ihmal etmeden, bunları doğru düşünerek hareket etmek lazım. Şimdi geçelim genel olarak borsa grafiğimize. Borsa grafiğimizde şöyle uzun zamandır paylaştığımız böyle bir grafik var. 2004 yılından hatta 2003 yılından başlayan bir trend var. Bu trend bir kere 2008 yılında aşağı yönlü bir kırılma yaşamış. 2008 yılında 9. ayında aşağı yönlü kırılmış.
2009'un 7. ayında, yani bir yıl olmamış ama bir yıla yaklaşan 8-10 ay civarında bu trendin aşağısında kalmış. Muhtemelen bundan sonra da açıkçası benim fikrim, yani şimdi şurada kırılır mı kırılmaz mı ona bakacağız. Ama burada ya da bir başka yerde bu trend aşağı yönlü kırıldığında gene böyle bir hareketle karşılaşacağız biz. Yani kırıldı dediğimizde bunun çok böyle daha sert aşağılara inmesi, işte 20 bin lira, 10 bin lira gitmesi falan beklenemeyecek. Yani bir euro dolar paritesine bakar gibi bakmak BIST grafiğine bakarken doğru değil. Orada sebep sonuç ilişkileri farklıdır. Burada farklıdır. Bir de TL cinsinden baktığınız için bu grafik, yani BIST 100'ün dolar cinsinden ya da euro cinsinden grafiğine bakıyor olsak başka türlü yorumlarız, ama burada TL cinsinden zaten TL varlıkların yukarı yönlü bir eğimi olduğunu düşünürsek, yani hani enflasyon var, faiz var ve dolayısıyla TL olarak bir miktar yukarı yönlü olmalı. Hangi grafiğe bakarsanız bakın. O açıdan bu grafiğin altındaki sarkmalar böyle 6 aylık, 8 aylık ya da 1 senelik sarkmalar olarak kalacaktır. Bundan sonra bu grafik genel olarak, yani ekstra bir, bunun üstünde ekstra bir trend oluşturabilir. İnşallah öyle olur. Ülke iyi dönemlere girerse, şu anda o dönemlerde değiliz. Uzun zamandır o dönemlerde değiliz maalesef. Yukarı yönlü hareket kabiliyetini kalıcı olarak kazanırsa ekstra bir başka açıyla, yani şu açıyla olmaz da örnek olsun diye şöyle şu açıya çıksa çok daha makbuldür tabii. Borsanın oluşturacağı trend, ama şimdilik takip ettiğimiz trend bu. Geçen 3. ay içerisinde, geçen ay değil bir önceki ay, 3. ay içerisinde işte sert bir hareketle ciddi bir aşağıya sarkma yaşandı. Bu sarkmadan dolayı hatta işte bu bölge kırıldı mı, kırılacak mı falan diye düşünürken o günlerde yine konuşmuştuk, hatırlıyorum ben borsa işine uzun zamandır hani aktif yatırımcı olarak bakmadığımız için zaman zaman bakıyoruz, ama o dönemlerde işte böyle bir grafik çizdiğimizi hatırlıyorum. Yani bu aşağı yönlü eğer kırılacaksa bile aşağı yönlü gelip böyle hiçbir şey yokmuş gibi kırılmasını beklemek çok doğru değil. İşte şu şekilde bir hareketle kırılabilir. Buradan bir düzeltme yapar ve böyle bir hareket yapması lazım en azından demiştik, hatırlayacaksınız. Şimdi buradaki soru şu. Borsa şimdi bu düzeltmeyi mi yapıyor? Şuradaki düzeltmeyi mi yapıyor? Yoksa kalıcı olarak bir yükselişe mi geçti? Bunu böyle aşağıya kadar buraya uzatmıyor. İnerse hedefler şurası olabilir. Onun altına inebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çok ekstra bir durum olursa, yani hani 70 bin seviyelerinin altı çok mantıklı gelmiyor. Orada bakmak lazım diye. Borsa şu düzeltmeyi mi yapıyor? Rota alternatifi, birinci alternatif bu. Ya da böyle bir yükseliş hikayesini, yeni senaryo, yükseliş ya da işte bir yataya bağlama şeklinde. Bu hangisi? Şimdi bunu değerlendirirken tabii şeyi, biraz önce konuştuklarımızı unutmamak lazım. Hepsini yan yana koyduğumuzda şu hareketin çok olası olması, yani çok mantıklı gibi görünmüyor açıkçası. Özellikle içinde bulunduğumuz şartlar sadece Türkiye şartları değil. Yani devam eden süreçte borsanın bu kadar iyimser olması, 120-130 binler, 110 binler, hadi bırakın 120-130 bini, 100 binin üstünde 110 binler, 120 binler bu seviyelere çıkması. Niye çıksın? Sebep ne? Yani ne olabilir ki? Bir kere borsanın buraya çıkması için mantık koşullarında ciddi bir alıcı olması lazım. Yani daha doğrusu ilk şart şu, bilançoların çok iyi çıkması lazım. Tamam, Türkiye'de çok bilançoyla çok alakalı hareket etmediğini biliyoruz aslında. Hisseye para yatıyorsa hisse yükseliyor. Ama biz kurallarına göre konuşalım. Bir kere ilk şart bilançoların iyi olması lazım. Yani şimdi bilançoların iyi çıkmasını gerektirecek bir durum var mı? Yani 2 aydır, 3 aydır piyasanın ne halde olduğu belli, ihracatın ne kadar kısıldığı belli, döviz rezervlerinin ne olduğu belli, işte yani orada döviz kurundaki artışın yarın öbür gün ülke olarak, işletmeci olarak size, ülke olarak hepimize enflasyon olarak geri döneceği belli, maliyet yükselişleri belli, bunun üstüne
İşte akaryakıt fiyatları çok cazip, petrol kaynaklı çok cazip bir yerlerdeyken siz buna rağmen bütçenizi düzeltemediyseniz, ekonominizi düzeltemediyseniz, ucuza akaryakıt alamıyorsanız, yarın şimdi petrol 9 dolardayken, 10 dolardayken 6 liraya yakıt alıyorsanız, yarın 39 dolardayken, 40 dolardayken kaça alacaksınız? Yani devam eden süreçte bu şey, koronavirüs hikayesinin yavaşlayacağını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz ve umuyoruz. Peki öyle olduğunda akaryakıt fiyatları ve enerji maliyetlerinin yukarı yönlü gideceğini bilmiyor muyuz? Tabii ki biliyoruz. Onun için elimizdeki pozisyonları bekletiyoruz. Yoksa babamızın hayrına bekletmiyoruz. Ona da değineceğim. Ali yazmış. Abi seni şaşırtmayalım. Biraz petrol konuşalım diye. Onu konuşacağız Ali. Dolayısıyla yani şu hareketi yapmasını gerektirecek, hisse bazında düşünürseniz farklı sonuçlar çıkabilir ama endeks bazında düşündüğünüz zaman ben bu hareketin çok olası olduğunu görmüyorum. Ben bu tren çizgisinin aşağı yönlü, yani 70 bin lira kadar bu düşüş uzar mı? Onu bilmiyorum. O konuda çok iddialı konuşmak da istemiyorum ama aşağı yönlü bir kırılma yaşamamızın çok daha olası olduğunu düşünüyorum. Bu kırılmanın şu dirsek bölgesi buradan mı gelir? Bir miktar daha yukarıya çıkar, oradan mı gelir? Onu zaman içerisinde izleyip göreceğiz ama şu bölgenin dikkate alınması çok önemli diye düşünüyorum. Şurada önemli bir, hem şuradan bir direnç hem şuradan ciddi bir direnç bölgesi olduğu için bu bölgenin burası da neresiymiş? 105 bin seviyeleriymiş. Bu bölgenin önemli bir bölge olduğunu görmek lazım. Bu bölgenin üstüne çıkarsa zaten hani bir miktar daha yolu var demektir. Dolayısıyla o bir miktar daha yolunun olmadığını eğer düşünüyorsak, ki ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla bu bölgenin üstünde çok fazla şans yok gibi görünüyor. Bu bölgeden bir yerden dönüp aşağı yönlü daha sert bir hareketin ben geleceğini düşünüyorum. Bunu tekrar söylüyorum. Bakın, yani ben borsada işlem yapmıyorum. Uzun süredir borsada işlem yapmıyorum. Bu sadece bir grafik analiz ve temel analiz kanışından yola çıkılarak söylenen şeyler. Bunu bir bilgi paylaşımı olarak düşünün ve yatırım tavsiyesi değil. Hani işte yarın öbür gün hisseyi sattık ama hisse parladı. Ben hisse bazında bir yorum yapmıyorum zaten. Şurada yaptığımız o değil. Borsa endeksiyle ilgili konuşuyoruz. Evet, borsa endeksi birçok hisseyi beraberinde sürükler. Daha doğrusu hisse ondan etkilenir, o hisseden etkilenir falan. Ama neticede bu bir yatırım tavsiyesi olarak düşündüm. Bu, ben sadece kendi fikrimi paylaşıyorum. O şekilde düşünün arkadaşlar. Sorular konusunda çok bir sıkıntımız yok herhalde. Günün içeriğiyle ilgili mi? Bilmiyorum. Pek fazla bir soru gelmemiş. Çok, o zaman yani hani yarı yolda da bırakmış olmayalım. Demek ki devam edelim o zaman biz. Dediğim gibi bu bölgenin yukarı yönlü hareketinden ziyade aşağı yönlü kırılma bana göre daha olası. Ama bu kırılmanın çok böyle dramatik bir şekilde aşağı doğru uzayacağını düşünmüyorum. 70 binlerin altı, 70 bin oldukça kötü bir seviye zaten. TL cinsinden bir grafiğe baktığımızda düşünürsek, hani 70 bin kaç yıl öncesinin endeksi? Şurada baktığınız zaman 2011, yani 8-9 yıl öncesinde gördüğümüz rakamlar 70 binler. Ondan önce 70 bin yok ama evet, yani 8-9 yıl önceye dönmüş bir endeks çok cazip bir endeks değil. Dünyada böyle değil, görüyoruz. Yani işte Nasdaq'ın görüp görebileceği seviyeler diye konuştuğumuz seviye. Bakın yani şey, tabii bir de bu arada yani Nasdaq öbürlerinden çok ciddi şekilde ayrıştı. Amerikan borsası olarak da sebebi burada teknoloji ve bilişim hisseleri var. Ama hadi genel ağırlığını gösteren Dow Jones ya da diğer endekslere baksak, işte US 30 Dow Jones'u açtığınız zaman Nasdaq gibi
yakın dönemin zirvelerinde değiliz belki ama işte saat 4 saatlik grafikler bunlar. Karşılaştırdığınız zaman bakın yani şey hani uluslararası endekslerdeki hareketi şeyde göremiyorsunuz zaten. Yani BIST 100'de göremiyorsunuz. Bu iyimserlik BIST 100'de gerçekleşmedi. Yani daha doğrusu eskiden beri gerçekleşmedi. Yani şu hareketi de getiremedi BIST 100. Bu dolar cinsinden bir endeks üstelik. Bizdeki TL cinsinden bir endeks. Düşüşe çok net ve hızlı bir cevap verdi. Çok sert bir cevap verdi. Düşüş beraber düştü. Ama çıkış o kadar iyimser olmadı. Yani düzeltmesini de o kadar iyi yapamadı. 98 bin, 99 bin hattında kaldı. Ama burada zaten 100 bin psikolojik sınırı, 105 binde teknik direnç bölgesi olduğu için bu bölgeler önemli. Yani şu içinde bulunduğu bölge hala üstünden risk atılmış bir bölge değil. O açıdan devam eden süreci burada biraz daha temkinli karşılamak lazım. Dediğim gibi Nasdaq'taki ya da Dow Jones'taki iyimserliği son bir buçuk yıldır, 1,5 yıldır hatta 2 yıldır gelen iyimserliği şu düşüş saymazsanız düşüş sonrası iyimserliğinin de ciddi şekilde bizim borsamız yansıtamadı. Bunu göremedik. Bundan sonra da değişmeleri takip edeceğiz ama ben çok iyimser değilim açıkçası. Çok da kötümser değilim. Ha yani çok kötümserden kasıt nedir? Evet, 70 bin oldukça 70'li seviyeler oldukça kötümser seviyeler ama felaket senaryoları yazan 50 binlerden bahseden arkadaşların fikrinde de değil. Yani ben oraya gidebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten hani yabancı yatırımcı ciddi miktarda çıktı. Yerli yatırımcının bir miktar daha bir miktar da yerli yatırımcının çıkması belki borsadaki bu kan kaybına sebep olabilir ama her ne kadar yerli yatırımcı çıksa bile hala içeride düştükçe al modunda çalışacak yatırımcılar vardır. Bu her borsada vardır. Onlar bile buna müsaade etmeyeceklerdir. Bu kadar düşmesine yani 50 bin rakamlara düşmesine müsaade etmeyeceklerdir. Oraya kadar gelebileceğini düşünmüyorum. Borsa ile ilgili ve geçen hafta eksik kalan konularla ilgili söyleyeceğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. Ali'nin dediği gibi petrole dokunmadan geçmeyelim. Ben aslında bir kısa euro dolar ve sterlin dolar şeyi de konuşuruz diye düşünmüştüm. Konuşalım yine de çok kısaca. Euro dolarda yukarı yönlü aşağı yönlü bir sert satış, sert satış demeyelim daha doğrusu bu band gene meşhur bandımızın içinde ortalarda dolaşıyor. Burada yukarı yönlü, aşağı yönlü yapacağı hareketler çok içerisinde, tahammül sınırları içerisinde diyelim. Aşağıda 1,06 civarında bir şeyimiz var. Yukarıda da 1,0980, 1,10 civarında üst limitimiz var. Bu bölge içerisinde bir miktar daha yani burası tabii düşen bir band. Ona dikkat etmek lazım. Bir müddet daha gezineceğini düşünüyoruz. Son bugün böyle küçük bir iyimser hava var. O da sanıyorum ABD verileri biraz kötü geldi. O sayede biraz herhalde euro dolar biraz canlandı gibi. Burada bir W görüntüsü var. W formasyonu çalışır mı çalışmaz mı göreceğiz. Çalışırsa 1,09-1,0950 civarına doğru hareket edecek bir formasyon hedefi oluşturur. Euro dolarla sterlin dolar arasında bir görüntü ayrışması var. Sterlin biraz daha kötümser son günlerde. Aşağı yönlü satış hareketlerine daha etkili cevap veriyor. Şu bandı hatırlarsınız çizmiştik. Bu bant içerisinde hareket ediyor sterlin demiştik. O bandın alt bölgesine 1,22 civarı. O bandın alt bölgesine az bir yer kaldı. Şu anda 1,20'nin altında bir fiyatlama şartlar böyleyken en azından. Ben 1,20'nin altında bir fiyatlama beklemem ama
o fiyatlamanın olup olmayacağını, 1.20'ye kadar uzanabileceğini, uzayıp uzamayacağını görmek açısından da 1.22 bölgesinin, 1.22-1.22.50 bölgesinin aşağı yönlü kırıldığını, şu bandın aşağı yönlü kırıldığını görmek lazım. Önemli bir destek bölgesi bu bölge. Bandın altına değip tekrar yukarı doğru bir hareket mi gösterir, yoksa kırar aşağıya mı geçer? Onu göreceğiz. Burası dar bir bant aslında. Ya yukarıya ya aşağı yönlü kırılması çok uzun süre almaz tabii. Bu seferinde biraz etkili geliyor. Etkili gelmesinden kasıt şu. Şey açısından etkili geliyor. Hani yani bakın mesela bu saatlik grafiği, bugünkü saatlik grafiği Euro dolar. Euro doların yükseldiği dönemde dahi sterlin çok o şeyde değil yani o iyimserlikte değil. O manada etkileniyor. Hani bugün Euro dolar yükselirken de sterlin aşağı yönlü bir baskı hissediyorsa yarın Euro dolar aşağı yönlü yüzünü çevirdiğinde sterlinin hali nice olur diye düşünüyor. Ben çok kötümser değilim. Bunu böyle söylerken yanlış anlaşılmasın. Hani sterlinin aşağı yönlü hareketin çok derin olmayacağını da düşünenlerden birisi. Yani 1.23 seviyesindeyiz şu anda. 100 piklik hareket çok felaket bir hareket şekli değildir. Bana göre değil en azından. Yani 1.20'nin altında ben bir fiyatlama, kalıcı olarak bir fiyatlama beklemiyorum. Petrole geçelim. Petrolde arkadaşlar şeyi söylediğimi hatırlıyorum. Geçen sefer bu fiyat meseleleriyle ilgili fiyatlamayla ilgili işte o firmada şu fiyat, bu firmada bu fiyat, şu firmada bu fiyat. Evet. Bugünlerde çok olağan. Çünkü herkes bu başka bir şekilde spot da olsa vadeli de olsa başka bir şekilde fiyat sağlayıcısı yani kurumlar değil fiyatı yaratan kurum olmadığına göre herkes başka bir şekilde fiyat yaratabiliyor. Tercih meselesi bu böyle bir özgürlüğü var. Özgürlüğü olmadığı kısım sadece şu. Bugüne kadar şu yoldan fiyat sağlıyordum. Bugünden sonra şu yoldan fiyat sağlıyorum diyemez. Bunu yapamaz. Yani ciddi regülasyon firmaları buna izin vermez. Onlardan bahsediyoruz zaten. Yoksa şey firmalardan bahsetmiyoruz. Yani hani böyle hap yap para kap şeklinde fiyat veren firmalardan bahsetmiyoruz. Son zamanlarda petrolde bile yani hani ciddi zarar eden insanların üstünden bile kalan parayı da bırakmayalım şeklinde hareketler yapılmış görüyoruz onu. Yani bahsettiğimiz firmalar şey firmalar. Türk kökenli yurt dışı firmalarımız, büyük firmalarımız. Hani öyle söylüyorlar ya kendilerini öyle lanse ediyorlar. Londra merkezliyiz. Londra merkezli ne demek ya? Yani Londra merkezli diye bir firma olmaz yani. İngiliz firması olur. Mevzu budur yani. Yani sahibinin Türk olması Londra merkezli denmez. Yani şunu diyor adam. Hani İngiltere hep böyle güvenilir firma ya. Ya o tür şeylere çok uzatmak istemiyorum da o tür şeylere girmeyeceğinizi de düşünüyorum zaten. Yani regülasyon ciddi olmayan firmalar bugünlerde çok daha fazla can yakmaya başlamış. Onu söylüyorum ama söyleyeceğim şey şu. Mevzuyu dallandırmayalım. Söyleyeceğim şey şu. Tekvindeki fiyatlama aralık vadeli kontratlardan geri dönüş yaparak spot piyasasına. Ya yani, hani uluslararası piyasada en makbul fiyatlamalardan birisi budur. Yıl sonu vadeli fiyata göre spot fiyata çevirirsiniz. Altında ya da petrolde hani safety kontratlarda. Burada da o. Yani Invest'te de baktığınız zaman petrol vadeli fiyatı ayrı ama petrol spot diye ham petrol spot diye yazdığınızda karşınıza çıkan rakam bu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani 5 aylık 5 aylık değil. Kasım, Aralık ne kalıyor? İşte 5. aydayız. 7 aylık kontrat. İşte bu ay değişiminden sonra 6 kontratımız kalacak. Ve hani en uzun şeklini söyleyeyim. Yani mantığını anlatmak için söylüyorum. O güne kadar bekleyin ve o gün görün manasında söylemiyorum. En nihayetinde Kasım ayına geldiğimiz zaman bir başka spot fiyatla bizim fiyatımız birbirinden farklı olamaz. Sebebi şu, o bir aylık kontratla çalışıyor zaten. Biz Aralık kontratı ile çalışıyoruz ama zaten Kasım'a gelmişiz. Hani bizim de neticede bir aylık kontrata dönmüş. Yani şu anda ekranında bir aylık kontratla çalışan bir başka firma 21, 22, 23, 25 dolar görüyorsa siz de
Hayır, bunu şunun için söylüyorum. Ya bekleyeceğiz, bekleyeceğiz ve Kasım'a geldiği zaman o fiyatı göreceğiz değil. Yani süre geçtiği müddetçe biz onlara yaklaşacağız. Bunun iki sebebi var. Bunun iki etkeni var daha doğrusu. Birincisi vade etkeni. Süre geçtikçe bu ara kısalacak. İkincisi swap etkeni. Yani aradaki vade farkının etkeni. Şimdi son günlerde vade farkları ciddi şekilde geçen ayki kontrat değişim tarihine göre ciddi şekilde aşağı yönlü bir harekete devam ediyor. Yani düşüyor. Kısmi iyimserlik içerisindeyiz. Swaplar açısından, vade farkı açısından söylüyorum ben. Ama en nihayetinde baz alınacak tarih kontrat değişim tarihi. Ya oradan çok emin olamadım. Bu ayın 18'i miydi, 20'si miydi? Bilen varsa buradan yazabilir. Açıkçası bakmadım da şeye. Ya 18'i ya 20'si, 19'u olabilir, 18'i olabilir. O işte o 3 günden birisi. O arada kontrat değişim tarihi. O tarihteki ekranda görünen rakam çok önemli. Çünkü firmalar onu baz alıyorlar kontrat değişiminde. Çünkü ay içerisinde hani 1,5 da olabilir, 2 de olabilir, 1,75 de olabilir. Burada neyi baz alacağız? Kontrat değişim tarihi tabii ki baz alınıyor burada. Eğer bir şey alınacaksa bu değişimin kendi olduğu süreçtir. Oradaki rakam yani orada ekranda göreceğimiz vade farkı açısından söylüyorum. Şu anki vade farklarıyla aynı olursa ya da birbirine çok yakın olursa bu çok iyimser bir fiyatlamaya sebep olacaktır. Dediğim gibi hem bir aylık kontrat kapanması, sürenin bir ay kısalmış olması hem de swap maliyetlerinin hani geri dönüş hesabı yapılırken uzun vadeli kontratlarda aradaki vade farkının kapanmış olması spot fiyata yansıması açısından daha önemli olacaktır. Anında vade değişim tarihinin aynı günü bu bize yansımayacaktır. Anında yansımasa da devam eden süreç içerisinde yani 1-2 haftalık süreç içerisinde o payımıza düşen kadarını iyimser olarak biz alacağız üstümüze. Bunu söylerken petrol fiyatının değişmediğini, stabil kaldığını, yani öbür ekranda aynı rakam kaldığını düşünerek söylüyorum. Ha, bu süreç içerisinde petrol kendi iç dengeleri, kendi dengeleri sayesinde 1-2 dolar yükselir ya da kısmen aşağı çekilir. Ondan bağımsız olarak söylüyorum. Kontratların arasındaki fiyat ilişkisi ne şekilde hareket edecek onu söylemeye çalışıyorum. Onlar bize yaklaşmayacak işin özü. Ama spot fiyattan bahsediyorum. Vadeli fiyatlardan bahsetmiyorum. Spot olmasına rağmen bizden farklı ciddi yüksekte görünen firmaların ciddi firmalardan bahsediyoruz ama öyle abuk sabuk firmalardan bahsetmiyoruz. O firmalardaki fiyatlamaya biz yaklaşacağız. Onlar bize yaklaşmayacak. Onlar çünkü zaten stabil bir aylık kontrat. Yani Kasım'dayken Aralık, Aralık'tayken Ocak, Ocak'tayken Şubat kontratı kullanıyorlar. Biz hep yıl sonu kontratı kullandığımız için bu normalde bir fiyat dengesizliğine sebep olmazdı. Sadece 5-10 ibaret kalırdı. Çünkü arada bir fiyat vade farkı dalgalanması yaşanmıyordu. O vade farkı dalgalanması yaşandığı için şimdi bu sıkıntı ondan kaynaklı oluyor. Mesele bu. Hani söylemek istediğim şey şu. Petrolün teknik analizinden ziyade zaten eğer ayın 18'i ile 20'si arasını iyimser bir görüntüyle atlatabilirsek zaten bize oradan gelen birkaç dolarlık hatta 3-4 dolarlık bir şey var. İyimser bir görüntü olacak. Öyle görünüyor. Yani şu anki görüntü o. Bu en azından hareket kabiliyetini petrolde işlemleri olan arkadaşların hareket kabiliyetini yükseltecek şeylerdir. Onlara bakalım. Bir soru Ali'den sonra söylediğim ekstra kısmı. Su giderinin ekstra kısmının çok önemli bir şeyi olmadı, etkisi olmadı. Hani yani zaten olsa da o biraz daha bu tür kısıntılar Brent'e yarıyor. Nitay'ın dengesi daha çok kendi içinde bozulduğu için kendi içinde bir denge arayışında. Yani Amerika ne üretiyor ne tüketiyor. Artık ona bakılıyor biraz da.
Mutlaka tabii bütün dünya genelinde bir uluslararası petrol ticareti olduğu için ciddi manada bir şey var ama yani şu anki sorun 1 milyon varilde falan aşılacak gibi bir sorun değil ama yani bunu Suudiler yerine Amerika'dan 1 milyon varillik bir kısıntı haberi gelseydi BTA için çok daha önemli olurdu. Onu biliyoruz en azından. ABD 10 yıllık tahvil grafiği artıyor. Bu durumda yukarı yönlü hareketlerde DXY'nin zayıflamasını bekleriz diye geçen hafta beraber korele ettiler. Ya şimdi şey evet yani dolar endeksiyle tahvil grafiği arasında bir şey var. Ciddi bir korelasyon var ama bu özellikle son zamanlarda çok bozuldu Ali. Sadece bu dolar endeksiyle değil yani birçok böyle hani kendi içinde denge işte bizdeki faiz grafiğiyle şey de çok bozuldu ona bakarsanız. Hani bizde de bozuldu, başka ülkelerde de bozuldu. Bu çok ekstra bir süreçten geçiliyor. Yani bu süreç içerisinde, bu süre içerisinde en azından bu süreye özel diyelim. Çünkü her birini başka başka etkileyen faktörler var. Dolar endeksi elbette sadece neticede rakamlar ekran üstünden alınan Euro dolar, sterlin dolar, işte Kanada doları falan. Yani içinde bulunduğu paritelerden alınan rakamlar var ama yani tahvillerle direkt %100 en azından şu an için koreli olduğunu söylenmez ama genel olarak evet söylediğin doğrudur. Getiri grafiği yükseldiğinde dolar endeksinin kısmen düşüş etkisi yarattı. Düştüğünü demeyelim. Hani düşer demek böyle doğrudan bir bağlantı varmış gibi olur. Düşüş etkisi yarattığını hani Kanada dolarıyla petrol arasındaki hikaye gibi. Birçok şey etkiler ama petrol de etkiler şeklinde bir dolar endeksiyle arasında öyle bir bağlantı var. Onu da söylemiş olalım. Ses problemimiz yokmuş. Evet, onu gördük. Berat Bey bir şey sormuş. Dolar TL'ye düzeltme seviyesi olarak kaça kadar düşme ihtimali var? Onu biraz önce herhalde dolaylı da olsa söylemiş oldum. Dolar TL'de bakılacak ilk yer bu bölge 6.95 bölgesi. 6.95 bölgesi çok önemli bir destek bölgesi. Buranın aşağıya geçilmesi bakın şu da değil. Yani bu çok uzun vadeli haftalık grafikten çizilmiş bir şey. Uzun büyük grafikten çizildiği için hani böyle bir günlük, 2 günlük aşağı geçişler bunun kırıldığı manasına gelmez. Eğer temel analiz açısından, para kaynağı açısından bir destekleme yoksa 6.95 altındaki seviyelerin ben kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. Benim fikrim bu. Geçebilir, bir gün, 2 gün oyalanabilir. 6.90'ı, 6.92'yi, 6.91'i neyse 6.88'i görebilir. Ama buralardan alım geleceğini düşünüyorum ben. Eğer kalıcı olması bekleniyorsa ciddi bir para kaynağı, ciddi, ciddi bir para kaynağı. Yani 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, 3 milyar dolar, 5 milyar dolar gibi değil. Yani böyle okkalı 30, 40, 20 yani neyse işte. Yani 20 olur, 19 olmaz mı? O da olur yani. De ama hani okkalı kayda değer bir para. Bu geldi, bunun da devamı gelebilir şeklinde piyasaya bir ümit vermedikçe şu anki görüntü 6.95 altında bir kalıcılık çok zor. Hele hele bu trendin aşağı yönlü devam edeceğini düşünmek hani bu şeydeki gibi bu 2018'deki gibi şöyle böyle bir hareket beklemek son derece yanlış. Bu zaten olmaz. Bu mümkün değil. Çünkü çıkış sebebi o değil. Zaten çıkış şekli de öyle değil. Bakın buradaki hani şeklen grafik şekli açısından da aynı değil. Böyle yedire yedire düzeltmesini yapa yapa işte burada tek mumda neredeyse haftalık günlük grafikte günlük grafik tık tık diye 2-3 mumda çıkmış. Yani haftalık grafiğe baktığınızda tek mum demek ki bu. Ama burada öyle değil bakın. Yani günlük küçük de olsa yani 10 kuruşluk, 15 kuruşluk, 20 kuruşluk düzeltmelerini yapa yapa bu tek mumda çıkan grafik tek mumda da düşebilir. Düşerken tek mumda düşmemiş ama neticede hızlı bir düşüş kaydetmiş. Ama bu şekilde çıkan bir grafik bu şekilde düşmez. Bir tane sebebi yok. Oradaki gibi sadece Rahip Brunson hikayesine dayalı çıkmadık buraya çıkarken. Kaldı ki bunu o dönemden bu döneme 1,5 yıl geçti. O 1,5 yıl yani 1,5 yıldan da fazla oldu. Sadece enflasyonist baskıyı hesap etseniz
bu seviyelerin zaten şu anda normal seviyeler olduğu aşağı yukarı düşünülebilir. O manada böyle aşağı yönlü tekrar beşli seviyelere falan inebileceğimizi düşünmek son derece iyimser olur. Hatta biraz da hayalcilik olur. Hasan Çelebi kur sabitlenirse ne olur demiş. Kötü olur. Yani o konuda yorum yapmak biraz sıkıntılı ya Hasan. Umarız öyle olmaz diye düşünüyoruz. Yetkililer öyle olmayacağını defalarca söylediler. Öyle bir niyetimiz yok dediler. Benim söyleyebileceklerim o kadar. Yani hani o şey diyor. Bekliyor musunuz? Ben ya olmasa iyi olur diyorum. Sadece onu söyleyebilirim. O konu bizi aşar Hasan ya. Bilmiyorum. Durum ya. No comment mi diyorlar? İngilizcem de çok iyi değil ama şey öyle diyor işte. Yani, bunu söylerken şey diye gibi algılamayın. Yani böyle şey hani bazı sorular vardır evet ya da hayır diye doğrudan cevap veremezsiniz ama o mevzuya girdiğiniz zaman işin şekli şemali biraz fazlaca karışıktır. Bu konu üstünde de konuşma arkadaş konuşmayın. Bu konuda biz size yasak koyduk diyorlarsa da bundan başka da cevap verme şansınız maalesef yok. Ama böyle cevap verince de şey gibi algılanmasın yani Remzi Bey ha ya ben bu konuya karışmıyorum falan gibi böyle ima bekliyorum her an olabilir şey. Öyle bir tarzım yok yani. O en azından kastettiğim bu değil. Öyle bir şey söylemiyorum. Yani sadece yorum yapmak çok doğru değil. Çünkü böyle evet ya da hayır şeklinde verilebilecek bir cevap değil maalesef o. Ama ekonomik kurmayları bunun olmayacağını söylüyorlar. Bize de onlara güvenmek kalıyor. Olması son derece kötü bir şey tabii. Yani hani her şeyden global ilişkilerin hepsinden vazgeçtiğimizi gösterir o ekonomik olarak. Ondan sonra başka bir kanala girer ülke. O çok sıkıntılı bir durum. Olmaması herkes için daha hayırlısı. Onları düşünmeyelim diye söylemiş olayım. O kadar bir soru daha vardı ama onu kaçırdık mı? D30 DAX nereye gider? Yunus sormuş. DAX'a özel değil. Benim söyledim. Bunu da çok kısaca söyleyeyim. DAX'ın şeyi var mıydı? Yani DAX'a özel değil ama şunu söyleyebilirim. Ben borsa endekslerinde geçen hafta da söylemiştim. Uzun bir süre bir yataya bağlanmış bir hareket düşünüyorum ama düşünüyorum derken yani öyle olacağını bekliyorum açıkçası. Ama bu kastettiğim şey değil. Yalnız eski zirvelerin zorlanabileceği kanaatinde asla ve asla değilim. Yani en azından yakın zamanda işte bu yıl sonuna kadar diyelim, bir yıl içinde diyelim neyse. Şu bölgelerin zorlanabileceği kanaatinde asla değilim. Yani diğer sadece DAX'la ilgili değil. Nasdaq dışında diğer bütün borsalarda Nasdaq'ın sadece hani korele diğer borsalara korele olduğunu biliyoruz ama ya onda da çok fazla bu konuda bir ümit, çok fazla olasılık ümit demeyeyim de çok fazla olası görmüyorum ama bütün borsalardan ayrışan çok önemli bir tarafı var Nasdaq'ın hani daha çok teknoloji hisseleri olduğu için teknoloji hisseleri özellikle bilişim hisseleri son zamanlarda çok ciddi ayrıştı. Çok ciddi prim yaptı. Sanayi hisselerine göre çok farklı hareket ediyorlar. Bilançolar açısından en azından çok farklı hareket ediyorlar. Onun için Nasdaq'ın bu dönemde çok pozitif ayrışması çok mümkün. Öyle bir şey grafikte bir şey durumu çıkabilir yani orada. Çıkar mı bilmiyorum. Tabii çok olası yüksek olasılıkla eski zirveyi görecek ve geçecek demiyorum ama hani geçerse Nasdaq belki zorlarsa belki Nasdaq zorlar. Geçerse belki o geçer ama diğer hisselerde ben hiç böyle bir şans olduğunu düşünmüyorum. DAX içinde yukarıda şu bölge hemen çok kısaca değerlendirmiş olalım.
seviye açısından baktığımızda işte bu bölgeler çok önemli bölgeler. Neymiş burası? Sağ tarafta şey var. 12.300, 12.400 bölgesi. Burası çok önemli bir direnç. İşte aşağıda eskiz dibi kırar mı? O da çok zor, o da çok kolay değil. İşte aşağıda da biraz daha küçüklüğümüzde göreceğiz belki. Aşağıda da şu bölgelerde çok önemli destekler var. 9.400-9.000 arasında şu bölge önemli bir desteğe sahip ama en kötümserini hesap edersek 9.000. Evet ciddi bir geniş bir bant. Bu bant içerisinde hareket etmesi mümkün. Diğer bölgelerde de, diğer şeylerde de ben böyle geniş bir bant, yani aşağıyı da geçebileceğini, yukarıya da geçebileceğini açıkçası sanmıyorum. Yani şu anda bantın ortalarında bir yerdeyiz. Tıpkı diğer borsalar gibi. Yani US 30 gibi, Dow Jones gibi, S&P gibi, Nasdaq gibi. Diğer borsalarda da 3 aşağı 5 yukarı bu bandın ortalarındayız. Sanki bir strateji, ya ben öyle, yani ben endekslerde genel olarak işlem yapmayı çok seven bir şeyim yok, bir yapım yok ama hani illa da bir işlem stratejisi olsa çok basit mantıkla yorum yaparak söylüyorum. Yukarı çıktıkça sat, aşağı düştükçe al mantığıyla bence bir 6 ay bir sene borsalar bu şekilde gidebilir ama tabii aşağıda da yukarıda da dayanabileceğiniz bölgeleri hatta ilave sürprizleri biraz da iyi hesap ederek bunu düşünmek lazım. Yani işte buradan Nasdaq şu formasyona göre şunu yapar demek bence bugünlerde sadece Nasdaq için değil diğer borsalar için de öyle. Hatta bir sürü enstrüman için de öyle. Bugünlerde daha çok biliyorsunuz hani haber ağırlıklı bir teşvik daha geldi, şu da geldi, bu da geldi. Şuradan bir açılma haberi geldi, şuradan bir kapanma haberi geldi. Bunlar çok daha etkili oluyor. Bu açıdan teknik analize bakarak yorum yapmak çok sağlıklı değil. Hani böyle kendini inandırmak açısından bence çok sağlıklı değil. Daha çok temel analizle biraz daha önünü görmeye çalışmak günlerde sanki bana daha mantıklı geliyor. Söyleyebileceklerim bu. İlerleyen günlerde şartlar normale dönerse teknik analiz biraz daha temel analizin önüne geçebilir ama bugünlerde değil bence. Kendinizi inandırmayın yani o şeylere. En azından bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar yine saat 7.30 yaptık. Hepinize çok teşekkür ederim. Katıldınız, bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi günler diliyorum. Perşembe günü saat 6'da buluşmak üzere diyorum.